Evet sevgili arkadaşlar, efsane Akedo Arena dövüşçüleriyle tanışmaya hazır mısınız? Dünyaca ünlü Akedo dövüşçüleri efsane bir turnuva için Akedo Dövüşçülü Seç Turnuvası için Türkiye'de. Her biri farklı özelliklere sahip 16 efsane Akedo Arena dövüşçüsü kendilerine özel dövüş ve vuruş teknikleriyle şimdi bu turnuvada. En güçlü Akedo dövüşçüsünü, yani efsane şampiyonu oynanacak 15 maç sonunda hep birlikte öğreneceğiz. Gök gürültüsü mü, sinek avcısı mı, ekran kıran mı, turbo çaksli mi, yoksa diğer efsanelerden biri mi şampiyon olacak? 16 dövüşçü, 1 arena. Kıran kırana karşılaşmalar nefes kesecek. Akedo Dövüşçülü Seç Turnuvası başlıyor. Maçlar 3 round üzerinden oynanacak ve 3 round'dan ikisini kazanan adını bir üst tura yazdıracak. Efsane Akedo Arena dövüşçüleri Dövüşçülü Seç Turnuvası'nda ilk mücadelede kırbaç kuyruk gece kılıcına karşı. Kırbaç kuyruk gücünü kırbaç gibi kullandığı kuyruğundan alıyor. Çok dayanıklı ve atik. Gece kılıcının ise kılıcı ve etkili vuruşları var. Tam bir kılıç ustası. Seri vuruşları var. İlk round başlıyor. Kırbaç kuyruk hemen hızlı bir şekilde kırbacıyla rakibinin soluna doğru vurmaya başladı. Gece kılıcından güzel bir kesme geldi. Kılıç darbesiyle ama kuyruğunu savuruyor burada ve ikiye ayırdık. İşte hamle geliyor ekranlara bir kez daha. İlk round kırbaç kuyruğun. İkinci rounda geçiyoruz hemen. Başladık. Gece kılıcının bu rounda alması lazım ama darbeleri alıyor. Sol tarafına doğru yine. Yine kırbacını şaklattı burada. Kırbaç kuyruk yine yeniyor rakibini. İşte bitirici hamle. İki roundu da alıyor kırbaç kuyruk ve böylelikle turu geçiyor. Kazanan kırbaç kuyruk. Hırçın ayı beyaz öfkeye karşı. Hırçın ayının göğsünde kalp olduğuna bakmayın. Adeta kalpsiz bir efsane. Elinde testeresiyle adını hak ediyor. Beyaz öfke ise alevli orağıyla güç gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Destansı bir mücadele bizi bekliyor. İlk round başlıyor. Hırçın ayı mı, beyaz öfke mi? Hemen orağını savurarak başladı. Beyaz öfke rakibi sol tarafını buldu. Puan alıyor burada ama açıyı değiştirdi. Hırçın ayı ve rakibi ikiye ayırıyor. İşte bitirici hamle. İkinci rounda geçiyoruz hemen. Bu roundu alması lazım beyaz öfkenin. Hızlı başladılar ama açıyı yine değiştiriyor. Rakibin sol tarafından saldırdı bu tefe. Rakibi yine ikiye ayırdı. Bitirici hamle. Kazanan Hırçın ayı. Hırçın ayı kazanıyor ve ikinci çeyrek finalist oluyor. Kızgın kılıç altın gölgeyle karşılaşıyor. Şimşeğe benzeyen kılıçlarıyla, şimşek hızıyla vuruşlar yapan kızgın kılıç çok iddialı. Ama karşısında gölgesinden bile hızlı kılıç kullanan altın gölge var. Onun da kılıçları altın kadar parlak ve rakibin gözünü kamaştırıyor. İlk round başladı. Kızgın kılıç mı, altın gölge mi? Hemen hızlı bir şekilde başladı. Altın gölge güzel bir kesme. Kılıç sesleri duyuluyor arenada. Ve güzel bir sol geldi. Açıyı da değiştirdi yine. Rakibini burada bitiriyor kızgın kılıç. Bitirici hamle ekranda. İkinci rounda geçiyoruz. Altın gölgenin bu roundu alması lazım ve hızlı bir şekilde başladı. Ama yine solunda kaçıyor burada kızgın kılıç. Bir darbe daha geldi. Yine kılıç sesleri arenada. Ve bir sol geliyor yine. Sağıyla uzun bir maç. En uzun maç oldu ve kazanan kızgın kılıç. İşte hamle. Rakibi yeniyor kızgın kılıç. Ve turu geçen taraf oluyor. Kızgın kılıç kazanıyor ve üçüncü çeyrek finalist oluyor. Bay 200 koca ayağa karşı. Bay 200 adeta işten çıkıp gelmiş gibi. Onun takım elbiseli durduğuna bakmayın. İşten artan zamanında efsanelerle kapışıyor. Koca ayaksa efsanevi derecede etkili yüksek tekmeleriyle rakibin çenesini hedef alıyor. İlk round başlıyor. Bay 200 mü, koca ayak mı? Hemen o sert yumruğu kullanmaya başladı. Bay 200 güzel bir sağ, iyi uzattı yumruğunu. Balyoz gibi, adeta balyoz gibi ve rakibi ezdi. İşte bitirici hamle.
Kazanan Bay 200. İkinci round. Bunu koca ayağın alması lazım. Tekmelerle başladı koca ayak. Ama çok çok baskın. Bay 200. Yine o dev yumruk geliyor. Bir tane daha geliyor. Koca ayağın tekmeleri burada yetersiz. Balyoz gibi yumruk yine konuştu. Yine bitirdi. Bay 200. İşte o hamle. Bay 200 kazanıyor ve dördüncü çeyrek finalist oluyor. Böylece Akedo Dövüşçülü Seç turnuvası ilk tur karşılaşmalarının birinci bölümü tamamlanıyor. Kırbaç kuyruk, hırçın ayı, kızgın kılıç ve Bay 200 çeyrek finale çıkan ilk dört efsane dövüşçü oluyor.